Arkadaşlar ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da Diana oynayacağım. Diana üzerine bir oyun olacak. Onu izlerken keyif alırsınız. Şimdi karşımızda Katarina var. Katarina bizi çok fazla zorlamayacaktır. Ben bu noktada hemen şöyle musibet iksirimi alacağım. Musibet iksiriyle başlamanın asıl amacı şu. Koridor'da Katarina'ya karşı daha uzun süre kalabilmek. Daha fazla minyon biçip ardından bir ilave pot parasını ortadan kaldırabilmek. Şimdi bu noktada Katarina erken oyunda bize karşı birazcık güçsüz. Daha doğrusu sadece Q yeteneği olduğu için birazcık avantajlı. Ama sonrasında biz onlara göre daha güçlüyüz. Özellikle 6 levelden sonra Katarina'nın bana karşı pek fazla bir şansı kalmıyor. Yani rahat bir şekilde onu koridordan düşürebiliriz. Tabi üzerinde muhtemelen kemik zırhı falan olacaktır. Azimcun sayfasıyla girdiği için ona vereceğim hasar da epey bir azalacak. Dikkatli oynadığımız takdirde çok rahat skor alabiliriz. Takım kompumuz da zaten güzel. Ben bu noktada elektrik verle girdim. Sizler istiyorsanız kara hasatla da girebilirsiniz ama erken oyununuzu güçsüzleştirirsiniz. Bunu unutmayın. Elektrik ver o yüzden birazcık daha verimli. Hem de karşımızda karakter yakın menzilli bir karakter olduğu için daha fazla verim alacağız. Katarina burada çizme ve 4 tane can iksiriyle girmiş. 4 can iksiri olduğu için o da uzun süre koridorda kalmaya çalışacak. Bakalım iyi olan kazansın. Bu arada ben runlerin tamamını yine açıklama kısmına koyarım. Açıklama kısmından da erişebilirsiniz. Onun haricinde benimle iletişime geçmek istiyorsanız, oyun hakkında soracağınız herhangi bir soru varsa Discord adresim, onun dışında Facebook grubumuz ve Instagram adresim hepsi açıklama kısmında bulunuyor. Onlardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi Katarina'ya karşı fazla pasif kaldık. Normalde W yeteneğimle başlayacaktım ama burada muhabbet falan derken onu arada kaynatmış olduk. Şu an farmda Katarina da bayağı minyon kaçırmış. Ya bir minyon üstünlüğü olmamış çocuğun açıkçası. Bu da iyi bir şey. Tamamdır. Şimdi W yeteneğimizi de açtık. Q'mu değdirseydim orada hasar takasını ben kazanacaktım ama hiç problem değil. Katarina'nın da burada bir can ikisini aldık. Ve hasar takasını biz kazandık aslında bakarsanız. W yeteneği oynadığım karakter için çok değerli bir yetenek. Çok güzel bir ilave hasar kaynağı ve kalkan kaynağı. Sejuani bu arada çok yanlış yerden geliyor. Güzel. İyi burada hayatta kalmayı başardık ama Katarina bir skor aldı. Yani üzdün yani diyecek hiçbir şey yok ya. Vallahi Sejan diyecek hiçbir şey yok ya. O kadar basit bir skor verdik. Keşke zorlamasaydı. Kırmızı güçlendirme ile birlikte Katarina şu an bizim için bir baş belası. Üzerine de bir tane can iksiri duruyor mu hala? Yok, bitirmiş. Okey. Mecburen base atacağız. Benim hatam değil, burası tamamıyla Sejuani'nin hatası maalesef. Şuradan gelmesi saçmalıktı. Buradan gelip kapatacaktı. Ama yanlış yaptı. Üzdün Sejuani'cim. Burada alabileceğimiz herhangi bir ekstra bir şey yok. Bir tane pink ward alacağız. O şekilde koridora gideceğiz. Orada kovalamak yerine geri çıkabilirdi yani Lee Sin'i gördükten sonra. Zaten Katarina'nın tüm sunuslarını almış olacaktık. Katarina geri düşecekti. Bizim siperlerimiz duruyor olacaktı. Burada farm üstünlüğünü de maalesef Katarina'ya bıraktık. Neyse iyi bari bot lane'imiz en azından kazanıyor. Şimdi bir tane daha Q'ya verdim. Ben ilk olarak Q yeteneğimi geliştireceğim. Normalde 4 levelde hani E yeteneğinizi açmanız daha mantıklı olacaktır. 3 levelde bir kere daha Q'ya verirsiniz. Ondan sonra rahat bir şekilde oyununuzu sergilersiniz. Ya kill en azından Katarina yerine Lee Sin'de kalsaydı gene pek fazla problem olmazdı ama çok yanlış adamda kaldı. Katarina da buraya iki tane kuvvet kitabıyla geldi ve şu an haliyle de hasar artacak. Büyü direnci kasması Katarina için daha mantıklı olurdu. Çünkü bir müddet sonra ben onu düşürmeye başlayacağım oyundan. Yani istediği kadar agresif bir build kassın bana karşı etkinliği kalmayacak.
Gördüğünüz gibi burada çok rahat bir şekilde Katarina'yı geri düşürebiliyoruz. Diana'yı zaten bu yüzden seviyorum. Karakter çünkü Katarina'ya karşı oldukça güçlü. Ki zaten Katarina biraz blind pick yapmıştı. Yani beni görmeden Katarina'yı picklemişti. Buradan geri çıkalım. Lee'sin bize doğru geliyor. Katarina'nın üzerinde şu an hiç can iksiri yok. Bu onun için büyük bir dezavantaj. Noktada Baze'e de yollarsak eğer onu güzel olur. What? Nasıl Baze atabildin? Bu arada Diana öyle bir karakter ki hani 6 level olduğunda üzerinde hiç eşya olmadan bile çok rahat bir şekilde rakibinize burst bir damage çıkartabiliyorsunuz. Rakip de bu hasarınızı tahmin edemediği için haliyle geri düşüyor. Bizim ilk tamamlayacağımız eşya Hexage Roket Kemer olacak. Hem mesafe kapatabilmek adına hem bekleme süresinin de azalması hem de güzel bir can barı sağlıyor bize. O yüzden değerli bir eşya. Adam direkt 6 patlarını tamamlamış. Biz mesela daha tamamlayamadık. Levelde oldu. Bu arada bizim bot çok fazla pushluyor. Burada baskını açıklar o yüzden. Dikkat etmeleri lazım. Katarina da bu arada bizim maviye doğru ilerliyor. Sejuani'ye gidecekler ama ben daha 6 level olamadım. Çok güzel. Ah, ölmedi mi? Neyse, sağlık olsun. Gene de güzel denemiş olduk. Sayının sıçrası yok. Burada Katarina skorunun bende kalması da iyi oldu. Beni burada bir nebze de olsa rahatlatır. Katarina Ignite'ını falan da attı burada Sejuani'ye yetişebilmek için. Allah'tan Sejuani'nin canbarı birazcık fazla da Katarina istediğini alamadan çıktı orada. Çünkü ben 6 levelde değildim. Yardımcı olamayabilirdim çocuğa. Şuradaki minyon dalgasını da itmek istiyorum. Katarina artık bu saatten sonra bizim için etkisiz eleman. Minyon dalgasını ona göre daha hızlı kuşluyoruz. Hasarımız ona göre daha fazla. Yani ani bir hasarla onu düşürebiliriz. Ki ultisini de çok rahat bir şekilde counterlayabiliyoruz E yeteneğimizle. O yüzden E yeteneğimizi Katarina'nın ultisine saklamak zorundayız. Parçamızı alalım. Tane can, tane de pink ward. Yalnız halen çocuk eşya bakımından bize göre üstün. Yani can barımı arttırıyorum ama çocuk da sürekli olarak hasarını arttırıyor. Şu an can barını bir kıyaslayalım. Gene de ona rağmen benden fazla can barı var ya. Şu an riskli şeyler yapıyorlar. Katarina yok. Buralarda da bekliyor olabilir. Sejun'un ultisi atması lazımdı artık. Çok güzel oldu bu skor. Katarina biraz geç düştü ama neyse dert değil alacağımızı aldık. Abi oradan canlı çıkmasan ya. Ultim de yoktu. Ah, öyle yerlerden çıkıyor ki yani Lee Sin. Ve çok güzel kapatıyor. Bizim Pyke'ın daha erken atması lazımdı o şeyi. Beklettiği için birazcık da problem yaşadı. Sion'da piyasada yok. Liste bota geri gitti. Güzel. Burada hala beklemeye devam etmiş çocuk. Bizimkilerin hemen gidip bu çocuğu kesmeleri lazım. Milis yetişemeyecek çünkü onlara. Burada bir ayakkabı alacağız. Bir de şuradan roket kemerin şu parçası tamamdır.
Twitch'in en azından siperlerini falan alsalardı gene bir başarı olurdu burada. Bizim flash'imiz yok. Katarina'nın flash'i gelmiş olabilir. Ona göre oynayacağız. Şu an can barımı arttırdım o çocuğa nazaran. Hala arttıramamışız. Şaka gibi ya. 5 HP fazlası var. Orada ikinci olarak da W yeteneğinizi geliştirmenizde fayda var. Bizimkiler de top lane'de kill almışlar. Çok güzel. Sağ olsun burada iyi yardımcı oldu. Hani başta verdiğimiz bir skordan sonra güzel toparladık burayı. Hemen şuradaki minyon dalgasını da pushlayalım. Ulti atmasına gerek yoktu aslında ya. Neyse Riven asistini aldı. Yiğit'in öyle zamanlarda öyle yerlerde takılıyor ki yani böyle çok sinir bozucu bir şey bu da. Yani takımına iyi destek oluyor. Şuraya bir tane daha pink ward'umu bırakacağım. Ardından tekrar base atacağız. Burada Katarina minyon dalgalarını epeyce bir kaybediyor. Tecrübe avantajı bizim elimizde. Burada üstünleşmeye de devam edeceğiz. Şöyle SS'imizi de verelim. Bu çocuk hala koridora gelmedi. Roket kemerimizi de tamamladık. Pink ward harika. Artık roket kemerim varken birazcık daha pozisyon aramam kolay olacak. Katarina'nın üzerine daha kolay bir şekilde atılabileceğim. Mesafe kapatacağız. Roket kemerle birlikte rakibimizi yavaşlatacağız. Ve minyon dalgasını çok hızlı bir şekilde itebileceğiz bu sayede. Koridoru öyle bir kazandım ki Katerin artık buraya yanaşamıyor. Benle birli bir mücadele haline giremiyor. Şimdi ben bot lane'e doğru da yürüyeceğim. Buradaki minyon dalgasını Katarina tutmak zorunda çünkü. Güzel, tertemiz bir kill. Bir de orada deminki kill'den asist aldığımız için. Aa pardon, bu kill'den ben asist almışım. Bakın sürekli olarak buraya pink ward tutuyorum. Katarina ne kadar kesse de ben oradaki görüşü elimden bırakmıyorum. Top lane'e Katarina da gitmiş. Oo büyük bir kalabalık. Top lane'imiz birazcık sinirlenecek bu arada. Burada top kuleyi vermek istemiyorum. O yüzden direkt tapa yürüyeceğim. Güzel. Alameti bırakmamış olduk. Okey. Alamet de hala buraya doğru koşuyor. Azıcık daha manam olsaydı orada direkt atlayacaktım. Ultimin ikincisiyle ama maalesef manam yoktu yeterince. O yüzden devam edemedim pozisyona. Lee Sin'e de alameti salmadık. Top kuleye de Riven yetişmiş oldu. Ah onu tuttursaydım var ya ne güzel olurdu. Çok güzel. Tertemiz ya. Takım o kadar güzel takip ediyor ki helal olsun çocuklara. Almamız gerekeni fazlasıyla alıyoruz rakipten. Skorları alamasam da sorun değil. Bu noktada asist almam bile benim için çok önemli. Mid kuleye yürümeleri lazım. Şimdi sihirbaz popuçlarımızı alıyoruz. Bunun peşinden Lich Puan'a başlayacağım. Lich Puan da benim ikinci ana eşyam. İçerisindeki pırıltı bile benim için çok değerli. Hemen bot'a yürüyeceğiz. Bakalım burada bot'u savunabilirim umarım. Rakip almadan. Güzel. İlk kule altını bizde.
Sejuani kendini affettirmeyi başardı. Aferin çocuğa. Lisin acaba üzerinde hangi siperler var? Bu savaş arayabilirler. Dikkat edelim. Çok açgözlü davranmıyorum. O çalının içinde adamları göremiyoruz çünkü. Şuraya totemimizi atalım, çıkalım. Güzel pipe pickini aldı. Hayır. Kaçamadım burada. Potlara da abandım. Pipe düşmese bari. Neyse okey. Birebir bir takas. Skor yanında kaldı. Ben de bu noktada Blitzcrank skorunu almış oldum. Hatta skoru alamamışım. Asistini yapmışız. Hiç puan. Dediğim gibi sıradaki eşyamız Lich Bane. Pırıltısını aldık. Pırıltı ile birlikte benim ilahi gücümü de göreceksiniz. Yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşumuzun hasarı artacak. Kuleleri çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Yani split'e de uygun bir hale getirmiş oluyoruz aslında bakarsanız. Hem koridoru itmek için bir hexage roket kemerimiz var. İşte hem üzerine bir pırıltımız var. Pırıltı ile birlikte kulelere daha fazla vuruyoruz falan. Twitch'in üzerinde 2 kill var. Daha fazla kill almadığı sürece hiçbir problem yok. Ki Blitzcrank onu koruyabilecek bir şampiyon değil. Bu noktada direkt buzluğun eldivene gitti. Diyorum bu adamlar niye çıktı bu kadar? Niye geriye geldiler? Şifasını falan da bastı. Blitz'in Ignite'da geldi. İki spele karşılık bir siper. Burada aslında savaşmasaydım başarılı çıkabilirdim. Yani hatta daha başarılı çıkardık ama hiç sorun değil. Adamları burada oyaladık ki Twitch'in şifası bizim için daha önemli bir hedefti. Benden çok fazla bir altın kazanamadılar. Tapta da alamet açıldı. Güzel. Tap kule de düşer şimdi. Şu parçayı da alalım. Mecburen botta takılacağım. Çünkü minyon dalgalarının çoğu bot lane'de birikmiş durumda. Ben gitmesem bota gidecek kimse yok. Bizim bot lane mid'deki kuleyi aldılar. Tabii ki de alarlar hatta ya. Onun da canı bayağı azaldı. Skor almak istiyorum ama mecburen diğer koridorlara gidemem. Yani skorun döndüğü koridorlara gidemem. Burada tutmam gereken bot lane var. Bu arada Diana şu an fazlasıyla oynanabilir durumda. Karakterin çünkü ani hasarı falan çok fazla. Rakip sizin ne kadar hasar vereceğinizi de tahmin edemediği için rakibi düşürmeniz de hiç zor olmuyor. Yalnız benim orada olmam lazım işte. Asıl hasarı veren benim ama koridor puşlamaya çalıştığım için diğer koridorlara gidemiyorum. Hemen mid'e gidelim. Mid kuleye Katarina doğru düzgün vuramadı bile. Ve vurmak için de yaklaşamıyorlar şu an.
Ya Sion çok fazla tanklaşıyor ya. Dağınık takılmayalım. Birazcık daha takımla birlikte oynayalım. Katarina burada ne almış? Hex tamamlamış. Şimdi bir yavaşlatma etkisi kazanacak. Üzerine bir tane de şeytani külliyatı var. Çok güzelsin Ezreal. Katarina'ya vurduğum hasar gördünüz değil mi? Bu tek ultinin hasarıydı. Hani ikincisine denk getirsem, yani Q'yu attıktan sonra ultimle birlikte gitsem daha da fazla hasar bırakacaktım. Hatta o skor bende kalırdı. Ezreal'in flash atmasına bile gerek kalmazdı yani. Öldün sen. Hata yani. Bunlar olmaması gereken hatalar. İşte can yakmaya başladı. Raygun'un bir an önce takım savaşlarına katılması lazım. Burada çok eksiyiz. Kesin abi bunu. Çok güzel. Tertemiz. Yiğe dalmaları lazım şu anda da. Sion'un camları çok fazla. Yani buluşulabilir durumda değil. Bak Katarina geliyor arkadan. Çok güzel. Sattı bu çocuk. Kesin bunu. Tam adamını yakaladı var ya, çok güzelsin. Tekrardan bota gideceğim. 3-0-3'ten maalesef 3-3-5'e geldik. Hani bu şekilde gerçekleşmesini beklemiyordum ama yaptığım build birazcık daha geç aşamada güçlenen bir build. O yüzden de sabırlı oynamam gerekiyor. Yani düşebiliriz, erken aşamada sorun yaşayabiliriz. Ki Katarina'ya karşı iyi durumdaydık. Sonradan işte bu split olayı ile birlikte kendimi geri düşürmeye başladım. Ama mecburen bunu yapmak zorundayım. Bizim çocuklar yapmıyorlar çünkü. Sadece orta koridora odaklı oynuyorlar. Ve fight yapıyorlar. Ya keseceğimiz zaten iki kişi var. Biri Twitch, biri Katarina. Bu ikisi düştükten sonra rakipten hiç kimse problem değil. Güzel. Galiba butiki bana bırakıyorlar. Bana gelen giden kimse yok gibi. Hiperkellerin yani taşıyıcıların ikisi de şu an bana uzaktalar. Sion falan gelecek tabi buraya. Bak mesela mid'deki minyon dalgası tertemiz. Bizimkiler gitseler orayı temizleyebilirler. Güzel. Ultisini de aldık Lee'nin. Şimdi mavi güçlendirmem olduğu için birazcık daha cesur davranabiliyorum. Çok güzelsiniz. Sejuani orada tam zamanında attı ultiyi. Ultiyi atmasaydı hayatta kalamayacaktım. Burada kule de gelecek peşinden. Bu arada ben bu eşyayı tamamladıktan sonra direkt gideceğim eşya içtik de en iyi olacak. O da Sion'a eritebilmek adına. Ki Blitzcrank de üzerine büyüdürancı kasmaya başlamış ama şu yaptığı build'in hiçbiri Twitch'i korumaya değer eşyalardan oluşmuyor. Bu yüzden de Twitch şu an korunmasız bir eleman. Biraz önce rahat bir şekilde üstüne gidip kesebildim mesela. Güzel. İnhibitörümüzü de aldık. Bizimkiler de ejderhalara doğru yöneliyorlar. Ben burada base atacağım.
Ignite nereden geldi bana ya? Blitzcrank gider ayak atmış. Pyke'a bak, çılgın çocuk. Güzel. Pırıltımızı aldık. Daha doğrusu Leech puanımızı aldık. Şimdi buradan hiçlik değneğine başlayacağız. Bir de şunu alalım. Çok fazla altınım var. Sanıyorum orada aldığım asistlerden dolayı. Pyke'ın killerinden önce asistleri biz yaptığımız için orada kalmış olabilir. Şunu satarsam sanıyorum bunun parası da çıkacak. Aynen. 3 eşyamız var artık. Çok güçlü bir Diana'yız. 272 yetenek gücü de bizim için yeterli. Bekleme süremi de olabildiğince azaltmam lazım. Güzel. Tak kulede düşecek. Katana'nın mesela şu an 100 farm var. Farmda çok geri kalmış. Doğru düzgün minyon biçmemiş. Sadece fight aradı çocuk. Ve onlardan da bir şey çıkartamamış ki şu aşamada bir Katarina yakaladığını affetmez. İkinci eşyası Zonya, bunu unutmamamız lazım. Eğer Zonya'sı olduğunu unutup ona karşı agresif bir oyun denersek muhtemelen Katarina oradaki fight'ı kazanacaktır bize karşı. Güzel ya, güzel. 11 skorluk asistimiz var. Şu an bizim düşürmemiz gereken kişi Twitch'ten de ziyade kim ya? Karşıda bir tek Lee'sin kasmış herhalde. Süpersiniz. Şu an free baron var. Koş 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 koş. Ezreal yakalandı. Baron yatar. Biz bunu alıp çıkarız ya. Oyun uzasın azıcık. Birazcık daha skorlar gelmeye başlasın. Rakip de birazcık açılsın. Güzel. Ultimize bir seviye daha. Hatta son seviyeye getirdik. Şu an tam anlamıyla gerçek bir Diana gücü. Bunun peşinden de Rabadon alabilirsiniz. Ben Nashor'un dişi tercih etmedim. Mesela ilk olarak Nashor'un dişi tercih edebilirsiniz. Ben şimdi bir Rabadon rushlayacağım. Yetenek gücümü iyice maksimize etmek istiyorum. Şu an 436 yetenek gücümüz var. Bunu 500'lere 600'lere çıkartalım. Şu an herhalde oyun bitecektir. Tabi Twitch olduğunu, hayatta olduğunu unutmamamız lazım. Katarina bir şeyler deneyebilir. Gerçi üzerinde de çift güçlendirme var ya. Sorun olacağını zannetmiyorum. Güzel. Twitch nerede? Bak 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 bak, çakaladık. Yani kimden kaçıyorsun? Ki Rabadon'umu tamamlamadan bu hasar çıkartabiliyorum mesela. Üzerimde bir Rabadon olsa benim hasarım kat ve kat daha fazla olacak. Çok kötü yakalandı. Güzel. Güzel oyundu. GG. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Orta koridorda da Diana bu şekildeydi. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.